bu videoda anlatacağım konu şu. Sen hani heyecanlandığında, sendeki motivasyon %100 arttığında bunun çok kısa sürdüğünü fark ettin ve çok hızlı bir şekilde birden balonun hava kaçırdığı gibi, balonun inmesi gibi sendeki bu motivasyonun, enerjinin kaybolduğunu yaşıyorsun. Ve bu neden oluyor? Ve buna karşı ne yapabilirsin? Ben bunu anlatmak istiyorum sana. Şöyle örnek vereyim. Bu videoyu izledin örneğin. Veya buna benzer benim diğer videolarımı izledin. Ve her seferinde içinde bir ateş, hani mum ışığı olan içindeki o ateş birden alevlendi, canlandı. Kendini çok iyi hissediyorsun. Karar verdiğini düşün. Harekete geçeceğini söylüyorsun, söz veriyorsun kendine. Çok motivasyonlusun, %100 enerji dolusun. Sonra ne oluyorsa kısa süre sonra sendeki enerji azalıyor. O içindeki o ateş, o heyecan etkisini kaybediyor. Ve sen kendini yine motivasyonsuz hissediyorsun. Enerjin tükenmiş gibi hissediyorsun. Aldığın kararların arkasından gidemiyorsun. Böyle duygular yaşıyorsundur. Peki bu neden oluyor? Ne oluyor da o içindeki ateşi, o güzel duyguyu kaybediyorsun? Nasıl sönüyor? Neden sönüyor? Bunu anlatmak istiyorum sana. Nasıl kendini koruyacaksın? Zamanın birinde Kurbağalar şehrinde bir yarışma düzenleniyor. Bu yarışmada yarışmacı kurbağalar yüksek bir kuleye çıkacaklar. Yarışmacıları seyretmek için binlerce kurbağa toplanıyor. Kral, kraliçe, vezir kurbağalar da gelmiş, heyecanla, merakla bu yarışmacıları izleyecekler. Ve 1, 2, 3 diye yarışma başlıyor. Yüzlerce kurbağa kuleye tırmanmak için heyecanla koşuyorlar. Tırmanmaya çalışıyorlar. Seyreden kurbağalar da arka taraftan, insanlar için oraya çıkmak çok kolay ama kurbağalar için çok zor diye yorum yapıyorlar. Olumsuz cümleler söylüyorlar. Çıkamazlar diyor kimisi. Kimisi yapamazsın diyor. Mümkün değil. Oraya çıkmak mümkün değil. Çok yüksek. Bu cümleleri duyan kurbağalar daha başlamadan bazıları bırakıyor, terk ediyor. Kimisi biraz ilerleyince, yorulunca bırakıp yarışmadan çıkıyor. Bunun gibi değerli arkadaşlar, cümleleri, negatif cümleleri dinleyen yarışmacı kurbağalar pes edip bırakıyorlar. Son birkaç tane kurbağa, onlardan iki tanesi de onlar da bırakıyor ve tek bir kurbağa kalıyor değerli arkadaşlar. O yüksek kulenin tepesine çıkıyor ve yarışmayı o kazanıyor. Aşağı indiğinde ona dudak uçuklatan bir hediye veriyorlar. Yüzlerce kurbağa oraya çıkmaya çalıştı. Onlar başaramadılar. Sen nasıl oraya çıktın diye soru sorduklarında cevap vermiyor. Bu sefer soranlar diyor ki ya hemen de şımardı. İyi ki kazandın yani. Ödülü aldın, bizi de tanımıyorsun diye yorum yaparken yarışmada birinci olan kurbağayı tanıyan başka bir kurbağa diyor ki birinci olan kurbağa sağır, duymuyor. Yani sizin soruları duymadığı için size cevap vermiyor. Dolayısıyla üzülmeyin, darılmayın, kırılmayın. Yani bu duymuyor, duymadığı için sizin sorularınıza cevap vermiyor deyince o zaman soru soranlar işin sırrını anlıyorlar. İşin sırrı şu, binlerce kurbağa yorum yaptığında yapamazsın, çıkamazsın, oraya çıkmak mümkün değil. Cümlelerini bu sağır kurbağa duymamış, duymadığı için önündeki işe odaklanmış, yarışmaya odaklanmış ve tepeye çıkmış, kazanmış. Olumsuz cümleleri duymadığı için kazanmış. İşin sırrı bunun olduğunu anlıyorlar. Değerli arkadaşlar, konumuzla alakalı şunu söyleyebilirim. Sen motivasyonlusun. Enerji dolusun, heyecanlısın, karar da verdin, tam harekete başladın, birkaç adım attın, o yarışmacı kurbağalar gibi çevrendeki negatif cümleler kullanan kimler varsa onlara kulak verdin. Yani kulağın keskin. Olumsuz cümleler seni negatif etkiledi. Yani senin motivasyonun yükselmişti. Birden o ne dedi sana? Çevrendeki en yakın 5 kişi ne dedi? Yapamazsın dedi.
başaramazsın dedi. Çok pahalı dedi. Veya senin yaşın ilerledi, bu sana uygun değildir dedi. Onlardan bir tanesi veya beş tanesi. Fark etmiyor. Ve sen motivasyonun buraya gelmişti, etkilenmiştin benim videodan. Sonra oraya kulak verdiğinden dolayı motivasyonun aşağı indi. Başka enerji doluydun. %100 cep telefonundaki gibi bir enerji vardı sende. Etrafındakilere kulak verdin yine. Bunlar sadece etrafındaki insanlar değil, haberler olabilir, diziler olabilir, içindeki ses olabilir. Bunlara kulak verdin. Birden tam harekete geçecektin, enerji doluydun, karar vermiştin, kararın buradaydı. Birden kararından vazgeçtin. Yani motivasyonun düştü, enerjin düştü, aldığın kararı da sıfıra indirdin. Yani harekete geçemedin. Genellikle sorun bu. Sen bu konuda ne yapman gerekiyor? Sen başarılı olmak için, motivasyonlu olmak için, aldığın kararları yerine getirebilmek için yapman gereken şey şu. Sen bundan sonra sağır kurbağa gibi davranacaksın. Sağır olacaksın. Peki neye sağır olacaksın? Seni negatif etkileyen cümlelere, görsel görüntülere, etrafındaki negatif insanlara ne yapman gerekiyor? Sağır kurbağa rolüne girmen gerekiyor. Yani söylenen cümleler, negatif cümleler buradan girmeli, buradan çıkmalı. Eğer başarılı olmak istiyorsan, eğer enerji dolu olmak istiyorsan, eğer enerji vampirlerinin senden enerjini çekmemesini istiyorsan, o zaman sağır kurbağa olacaksın. Olumsuzluklara sağır, olumluluklara açık ve kulağın keskin olmalı. İşte o zaman başarılı olursun. O zaman hedeflerine gidebilirsin. O zaman harekete geçebilirsin. O zaman enerjin yüksek olur. O zaman benim videolarımı izledikten sonra biriken enerjiyi kaybetmemiş olursun. Aldığın kararların arkasından o zaman gidebilirsin. Peki sağır kurbağa olmazsan ne olur? Sağır kurbağa olmazsan şu olur değerli arkadaşlar. Zaten istatistiklere göre bir insan, normal bir insan 18 yaşına kadar 144 bin kelime negatif telkinle programlandı. Yani sana bu zamana kadar 18 yaşına kadar zaten yapamazsın, beceremezsin, elleme, cız zaten söylendi. Yani sen hipnoz edildin. Kimler tarafından? En çok görüştüğün 5 kişi tarafından. Bu istatistiklerle ispatlandı. Bununla beraber sen bu şekilde programlandığından dolayı, yani 40 kere bir adama deli dersen deli olur hesabı, etrafındakiler seni 18 yaşına kadar programladı zaten ve bundan sonra da devam edecek. Senin çevrendeki insanlar yine seni programlayacak. Dinlersen, sağır kurbağa olmazsan yine frenleneceksin. Yine kendini kötü hissedeceksin. Yine enerjin tükenmiş gibi hissedeceksin ve yine başarısız olacaksın. Aldığın kararların arkasından yine de gidemeyeceksin. Çünkü etrafındaki olumsuzluklara odaklanıyorsun. Tam hareket edeceğin zaman, tam adım atacağın zaman birisi seni mutlaka durduracak. Dolayısıyla başarmanın tek yolu var. Olumsuzluklara sağır olmak. Onların negatif telkinlerini dinlersen, o zaman olacağı şey gece rahat uyuyamamak, iç huzursuzluk, hayal kırıklıkları yaşamak, sürekli içindeki vesveseye odaklanmak. Neye el atarsan başarısız olmak, elindekilerini kaybetmek, geleceği göremediğin için gelecek korkusu, iletişim problemleri yaşarsın. Kafan net olmadığı için sürekli stres hali yaşarsın. Genel olarak baktığımızda kendini yetersiz, değersiz ve yalnız hissedersin. Hocam tamam, iyi güzel, bu videoyu izledim, ben enerji dolu hissediyorum kendimi, karar verdim. Harekete geçmek istiyorum. Negatif etkilenmeden adım atmak istiyorum. Ne yapacağım diyorsan eğer, seni negatif birisi etkilemeden benimle hemen iletişime gir. Peki iletişime girebilmek için ne yapman gerekiyor? Bu videonun altında
veya üstünde etrafında link var. O linke tıklıyorsun, formu dolduruyorsun ve bize gönderiyorsun. Biz sana şu anda neredesin, hedefin nelerdir, buraya nasıl gidersin bunu online görüşmede adım adım sana anlatırız. O zaman sen de inşallah sağır kurbağa gibi arzu ettiğin hedefe ulaşabilirsin. Bunun için hemen şimdi araya hiçbir şey girmeden videonun altında veya çevresindeki linke tıkla ve formu doldur. Görüşmek dileğiyle, hoşça kal.